İyi günler sevgili izleyicilerimiz. İlk öncelikle sizleri sevgi ve saygıyla kucaklıyoruz. Atürk TV ve İzmir TV ortak canlı yayınımızda formatlı ve tescilli Sayın Remzi Doğan'a ait olan Ezber Bozan programımızın bugünkü moderatörlüğünü ben yapmakta bulunuyorum. İzmir, Ege ve Türkiye ilginç bir kişilikle tanışacak. 76 patentli buluşu ile Türkiye birincisi bir mucittir kendisi. Mucit, ressam, heykel tıraşçılığı ile 3 Türkiye birinciliğini elinde bulunduran, Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nde 45 yıldır aralıksız profesyonel asker yetiştirmekte, temel araç ve gereçlerini Ar-Ge ve imalatını yaparak tedarikatçılığını yapan, alternatifi olmayan birisidir. Yetmedi, gazeteci ve televizyoncu, şehit ve gazilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisiyle kurulan Vatan Yıldızları Vakfı'nın İzmir İl Başkanı oluyor kendisi. Evet, Anadolu ve vatan aşığıdır kendileri. 2 saat birlikte olacağız sizlerle. Gözünüz bizde olsun. Evet, Sayın Remzi Doğan, ilk öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Fatma Hanım, merhaba verdiğim yerde. Merhabalar. Sözlerime Gara'da şehit düşen sivil halkımızın başsağlığı diyerek başlayayım. Evet. Üzüntülerimizle girmek istiyorum. Şimdi efendim böyle bir programda sizinle beraber olmak uzun süre aradan sonra tabii memnuniyetle karşıladım. Ezber Bozan formatındaki programları kendim sunum yapıyordum. Evet. Çünkü bana ait tescili vardı. Seve seve size verdim. Çok teşekkür ederiz. Hankan Bey'le çok çalıştık yani birlikte böyle programlar yaptık. Evet. Ama sizeymiş nasip. Birlikte. Efendim ben Kırıkkale Karakeçili doğumluyum. Ya Karakeçili Anadolu'da markadır. Evet. Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen kayıboyunun Karakeçilisidir. Çok eski bir Abdülhamit Han'ın da torunuyum ben. Maşallah. Bu arada onu da söyleyeyim. Biz dağları severiz, karakeçilerimi severiz. Bu işlere oralardan başladık geliyoruz yani. Evet. Bu bahaneyle de Karakeçililere ve Kırıkkaleli hemşerilerime selam olsun İzmir'den. Selamlarımızı yolluyoruz evet. Ayrıca. Remzi Doğan kim? Siz çok güzel bahsetmişsiniz, şeyde vurgulamışsınız. Evet. Tanıtım şeylerinde benden çok sağ olun önce onu. Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Heybesi dolu dolu diye. Evet, dolu dolu. Hem de çok dolusunuz. Remzi evet, Başkanım, size evet. Başkanım olarak ifade etmek istiyorum. Zaten evet, biliyorsunuz bir başkanlık göreviniz de var her çok konuda. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ya bunları istek, arzu olduktan sonra Cenab-ı Allah bütün kullarını genlerine yüklemiş aslında. Evet. Sanatkarlığı, sanatçılığı vesaire yüklemiş. Yeter ki hedefini koy, o hedefe ulaşmak için bir şeylerle meşgul ol, arkası geliyor. Remzi Başkanım sizi her konuda tebrik ediyoruz. Çok siz sağ olun. Her şeyin bir ilkini başardınız. Çok her sağ olun. Konuda. Birinci bölümde sanatkarlık yönünüzden evet. Başlamak istiyorum. Tüm dünya ve Türkiye'nin pandemi sürecinde kısıtlama sürecine girmesine rağmen devlet kurumu, Anadolu Ajansı, evet. İhlas Ajansı ve diğer haber ajansları sizinle ilgili bir takım haberleri tüm dünyaya servis ettiler. Evet. TGRT televizyonda 40 dakikalık Remzi Doğan'a özel yayın ile sizden evet, bahsedildi. Evet, Türkiye'nin ulusal ve yerel TV ve gazeteleri sizi tam sayfa manşetlerinde yer verdiler, taşıdılar. Evet, verdiler. Ne oldu da pandemi sürecinde Remzi Doğan Türkiye'nin gündemine bir bomba gibi düştü sağ olun, teşekkür ve ederim. Oturdu? Çok sağ olun.
Şimdi önce Remzi Doğan'ı şöyle tanımak lazım. Benim 1956 doğumluyum. 1 Nisan'da. Annem sağ olsun 1 Nisan olmuş. Çok güzel bir tarih. Normalde ortaokul yıllarımdan başlayan, evet, çalışmayı çok seven bir kişiliğim var. 2000 yılında emekli oldum. Devlette çalıştığım halde 3 işi birden yapıyordum. Hem devlette çalışıyorum hem diğer 3'ü birden yapıyorum. Çalışmayı çok seviyorum. Çünkü çalışma insanın ruhunu arındırıyor. Bu bir. Vesveseden önlüyor. Gıybetten önlüyor. Zamanımız olmuyor. Evet. Tabii siz pandemiden başladınız. Evet. Şimdi tabii ki iş yerimiz var. Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet veriyoruz. Dediğiniz gibi burada ben bir klasör getirdim. Birazdan açacağım. Nasip olursa. Öyle tahmin ediyorum bireysel olarak. Tam patentlerinizle. Patentler birlikte. 76 patentte rekor bizde Türkiye'de. Tebrik ederim yani, başkanım. Bilmiyorum şirketlerde var ama var mı bilmiyorum. Bireysel olarak buluş patentleri bende. Şimdi patentleri tabii hayata geçirme de çok önemli. Patent almak önemli. Onları da yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veriyoruz ve 45 yıldır da çalışıyoruz. Evet. Efendim pandemi dönemine gelince Mart ayında biliyorsunuz ilk başladı. Nisan'da bir şok etkisi. Evet. Sonra sokağa çıkma yasağı falan olunca ben hanıma dedim ki hanım benim huyumu biliyorsun sen. Ben çalışmadan duramam. Sokağa çıkma yasağı var. Evet. Balkonu bana kiralayacaksın. Zorlu bir süreçten geçtik. Tamam mı? Balkonu kiralayacaksın. Evet. Ben burada heykellerimi yapmaya başlayacağım. Tamam. Bu başta duran ilk heykelimiz, bir tanesini balkonda yaptım. Tabii dışarı gidiyor musunuz ama hanımın şişleri, hanımın diğer makyaj takımlarından, dışarıdaki çöp kutularından faydalanıyorum. Onları bir araya getire getire birinci heykeli yaptım. Yaptın ama devamı gelecek. Bir sanat eserini başarmışsınız ilk olarak. Sokağa çıkma yasağı da çok fazla. Zaman olarak dedim, evet, ki devam edeceğim hanım. Al şu ilk kiranı, bana salonu kirala bu taş. Dedi ne olacak? Dedi ben salonu müze yapacağım. Mehmetçiğin kahramanlıklarını anlatan, Cudi'de, Kabar'da, Suriye'de, Kuzey Irak'ta ve Uzak Doğu'da ben onların maceralarını 3 boyutlu panoramik şekilde müze yapacağım. Muhteşemsiniz. Evet. Remzi Başkanım. Bir kenardan başladık. İnşallah. Tabii bunları yaparken tabii heykellerimiz de çeşitlenmeye, renklenmeye başladı. Gerçi rejimizde şu anda galiba benim o müzeyi koydu. Video veriyor. Evet, evet, evet. Şu anda evet, veriyor. Ekranda. Benim salonum burası Fatma Hanım. Evimin salonu. Tabii ben bunları yapmaya başlayınca mesela burada heykellerin haricinde bak siyahlar. Minyatür olarak da evet, heykellerimiz olarak, mevcut. Çok yerli anlamlı ve milli uçaklarımızın maketleri. Yine bunun yanında şöyle, helikopterlerimiz. Bakın evet. Şöyle gösterelim. Evet. Hepsi birbirine helikopterlerimiz, Mehmetçiklerimiz. Tabii Mustafa Kemal olmadan olmaz atın üstünde. 60 günün içerisinde 151 çeşit model yaptım. Bu büyük bir başarı Remzi Başkanım. Gerçekten. Guinness Rekorlar ederim. Kitabına girer mi? Girer. Girer. Yasaklı dönemde bunu hayata geçiriyoruz. Sonra aşağıdan tabii yasak var ama bahçemin önündeki kum çakıl getirmek, ağaçlar falan bu ekranda gözüken müzeyi inşa ettim. Tam o arada İhlas Haber Ajansı'ndan arkadaşım beni aradı. Remzi abi dedi ya ben seni iyi tanıyorum. Seni çok haber yaptım ben. Evet. Ama bunda kıstın dedi. Yok dedim kısmadım. Eyvah eyvah. Kısmadım dedim. Ya, ne yapıyorsun? Dedim ben salonum müze yaptım. Hop gelebilir miyim? Gazeteci geldi. Çekimler servis etti tüm dünyaya. Tabii servis edince bu sefer de devletin Anadolu Ajansı. Evet. Bölge müdürümüz sağ olsun, Allah razı olsun. Bu sefer o aradı. Dedi abi sen ne yapıyorsun böyle? Dedim gel. Bir baktık ki dronlar, kameralar, valizlerle
Ben 5. katta oturuyorum. Evet. Drone ormanın içerisinden geliyor. Benim pencereden salona giriyor. Çekimler yaptılar, servis ettiler. Evet. Bütün ulusal kanallar, onun haricinde El Cezire gibi, İsviçre televizyonları gibi o televizyonlar verdi. Bunlar benim çok büyük gurur verici olaylar. Tabii yetmedi. TGRT'ye buradan teşekkür ediyorum. Diğer yerel basına, ulusal basına ediyorum ama TGRT 40 dakikalık özel yayın yaptı. Harikasınız. Bu vesileyle müzeyi hayata geçirdik. Hepsi birbirinden muhteşem. Evet. Başyapıt duruyor. Bunları da çok iyi evet, görüyoruz şu an. İzleyicilerimiz de burada mutlaka görüyor. Burada çok detaylıdır. Evet, hatta şu şekilde kaldırıp evet, şu şekilde de gösterebiliriz. Pardon. Çok detaylı. Bir de şu var Fatma Hanım. En ince detayına kadar. Tabii bakın yani kaç kalem üzerinde şey var. Böyle bir örnek Türkiye'de yok. Avrupa'da da yok. Ben araştırdım yani. Herhalde dünyada da yok yani. Tamamen yapmadım ama o bayan komandomuz var. Evet. Ben Remzi Başkanımızı bu konuda çok tebrik ediyorum. Gerçekten en ince ayrıntısına kadar işlemişsiniz. Peki bu heykelleri nasıl yaptınız? Nasıl hayata geçirdiniz? Şimdi nasıl bir duygular içindeydiniz? Çok güzel, güzel bir soru. Bir eğitim falan aldınız mı? Tabii ki seyircilerimiz de mutlaka aklına böyle bir soru gelmiştir. Acaba eğitimle mi bu şekilde bir şeylere geldi? Şimdi Fatma Hanım, bizim şöyle bizim sanatsal dünyada iki şey vardı. Biri alaylı, biri evet, mektepli derler. Haklısın. Ben alaylıyım. Evet. Yani alaylılık şöyle bir şey. Nasıl arabesk müzik bir ara Türkiye'de yasaktı ama herkes arabesk dinliyor. Kulağa hoş geliyor geliyor. Ama sonra da serbest bıraktılar. Bu Cenab-ı Allah'ın bize bir verimkâr. Evet. Diyor ey kulum ben bunu sana veriyorum. Bunu yap. Bir yetenek. Ama etrafın da faydalanacak şekle getir. Alaylılık buradan geliyor. Hı hı. Yani benim bir üniversitesine, okuluna gitmedim bunu. Evet. Ama 45 yıl verdim. Ve yani sizi ben Remzi Başkan tebrik ediyorum. Çünkü sonuçta her şeyi değerlendirerek bu heykelleri yapmışsınız. Evet, çok çok. Yani bu çok büyük bir başarı. Herkesin yani eğitim alan kişiler bunu yapamıyor. Bu bir gerçek. Vallahi oraya girmeyin. Ben yani bu kadar yapamazlar diye düşünüyorum. Çünkü girmeyeyim. Siz olmayan bir şeyi var etmişsiniz. Evet. Yaratmışsınız ve burada görüyoruz. En ince ayrıntısına kadar çok, ya çok muhteşem yani, bir sanat var şu an yani burada. Merceklerle çalıştığım yerleri var bunlar. Büyük merceklerle evet, yani evet. Ya ama şöyle söyleyeyim ben Fatma Hanım. Örnek veriyorum bir program, Corel programı bilgisayarda. Evet. Bunu dışarıda öğrendiğin anda hı hı, daha iyi götürüyorsun. Kursuna gittiğin anda kursu standart bilgileri veriyor. Standart bilgiler içerisinde. İlerleyemiyorsun. Evet. Bu alaylılığı da öyle gör. Arabesk şarkı gibi yani. Evet. Alan geniş. Kendini geliştirebiliyorsun yani. Öyle evet, geliyor. Velhasıl bizim bu şimdi reşide verildi bu müzemiz panoramik bir müze. Dünyada örneği yok. Evet. Yani bu kadar iddialıyım yani. Bu milletimin kahraman askerimin bu şekilde bakın burada genellikle görüşürken başka ayrıntılar var burada. Mükemmel bir ses düzeni var. En ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Ne yaptım biliyor musunuz? Orada mağara baskınları, uçakların şeylerin dumanlar çıkıyor. Dikkat ediyorsanız yani orada. Bak dumanlar var atış esnasında. En ince ayrıntısı. Duman makinesi yaptım. Orada ağaçlar yanıyor. Salyangozlar var, kaplumbağalar var. Çok detay var onun içerisinde yani. Korkunç bir detay var. Evet. Heykellerimizin şu an burada minyatürleri var tabii ki. Nizamiyelere de dev komando heykelleri yaptığınızı biliyoruz. Evet. Muhteşem heykeller. Bunları basında da gördük, inceledik. Nizamiyeler haricinde gönderdiğiniz başka kurumlar var mı heykellerinizi? Şimdi ben şurayı söylemeden geçemeyeceğim. Hı hı. Şimdi İhlas Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı ve ulusal kanallar vermeye başlayınca tabii bu arada ben 45 yıldır silahlı kuvvetlerle çalıştığımız için komutanlarımız, evet, paşalarımız aradılar. Hı-hı. Tebrik için arıyorlar. Meraklarını gidermek için arıyorlar. Ama bu arada bir şey oldu. Sizin sorunuza cevap olsun bu. Ben şu anda 65 yaşındayım. 65 yıllık kariyerimin
son noktası olan bir şey ben Foça'ya yaptım. Evet. Foça'da Türkiye Cumhuriyeti'nin güzide bir tümeni var. Yandarma Tümen Komutanlığı komando. Hı hı. Vuruldu yüzü bir olay. Ha, bakın şimdi şu anda ekranımızda yaptığım şeyi görüyorsunuz. Evet. Bunun bu heykelin yüksekliği çıplak haliyle 3,5 metre. Genel toplamı da 6 metreye yakın. Sağ olsun oramızda paşamız var. Yani ismini söyleyeceğim ama mahsurlu mu değil mi bilemiyorum. Çok değerli bir paşamız. Dedi ki bunların büyüğünü yapabiliriz, yaparız paşam dedim. Türk yolu. Şimdi bu sadece heykeli tanıtıyor. Rejimizden bir rica edelim. Türk yolu. Eğer ekrana getirebilirse, evet bakın çok dikkatli bakın. Burada birliğimizin nizamiyesinden giriş var. Evet. Orada büyük yine nizami heykeli ve yürüyen benim. Orada 17 Türk büyüğümüzün heykelleri var. Bak dikkat ediyor musunuz? Dikkatlice bakarsanız. Evet Remzi Başkanım. 17 Türk büyüğümüzün, 2 de büyük komandomuz var, 19. 2 büyük aslanımız, 2 kartalımız, 24 heykel var orada Fatma Hanım. Şimdi bu Türk yolunu İçişleri Bakanımız açtı. Paşam büyük emek verdi, o da emeği var. Beni çok doyurucu bilgilerle yani Türk büyüklerinin ve bakın yani bu bana göre silahlı kuvvetlerde de gelmiş geçmiş şu ana kadar en büyük eser. Benim için de en büyük eser. Harika bir yapıt. İçişleri Bakanımız açtığı gibi Cumhurbaşkanımızın da bilgisi var bunda. Savunma Bakanımızın da bilgisi var. Foça, eski Foça'da bu. Jandarma Tümen Komutanlığı. Komando Tümen Komutanlığı. Bakın şimdi detaylar var burada. En son yaptığım eser bu. Yani elinize, pandemin döneminde oluyor bunlar. Evet, ellerinize, yüreğinize sağlık diyorum. Çok ihtişamlı evet. Ve çok anlamlı sağ bir heykel olmuş. Gerçekten ediyorum. Bu alanda yani eli öpülesi kişi derler ya. Efendim, Remzi Başkanım. Çok sağ olun. Biz içten şu an çok içten konuşuruz. İçten konuşmak her zaman iyidir biliyorsunuz. Duygularımızı ifade etmek. Çok sağ olun. Sizin orada televizyonculuk sektöründe bir şey var. Böyle spot yayınlarken bir kare yayınlanır. Evet. Sizin orada iki tane duygularınız var sizin orada. Evet. Ben de bunu söyleyeyim. Memleketten yeğenim aradı. Ben dedi ki hanımefendiye selamı söyle. Çok teşekkür ederim. Oradaki yazdıklarından duygulandım, ağladım dedi yani. Ve izliyor şu anda, izleyecek yani. Dört gözle bekliyor. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz kendisine. Allah razı olsun sizlerden. Şimdi burada şu önemli şeyi vurgulamak istiyorum. Vurgulamadan geçemeyeceğim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyorum buradan. Vali Bey'e sesleniyorum. Panoramik Müze, Çanakkale 1, evet. Kurtuluş Savaşı 2, şu anda yapmış olduğum mevcut standartlarda, hı hı, operasyon kıyafetleriyle yaptığım Panoramik Müze 3, evet. Türkiye'de bunları yapan tek ressam var. Tek heykel tıraş var, o da Remzi Doğan. Sizsiniz. Çanakkale'de hayata geçirdim. Manisa Kırkağcalay'ın içerisinde hayata geçirdim. Ankara'da geçirdim, burada geçirdim. Fakat üzülerek şunu söylemek istiyorum ekranlardan. Tabii ki, buyurun. İstanbul'a giderseniz 1453'ü seyredebilirsiniz. Ankara'da evet. Seyredebilirsiniz. Burnumuzun dibinde Manisa'ya gidip müzelerimizi görebilirsiniz ama ne yazık ki Kurtuluş Savaşı ile ilgili, hatta 9 Eylül ile ilgili, İzmir'in kurtuluşuyla ilgili böyle bir panoramik müze yok. Sokaklarımızda çok heykeller var. Evet. Ama lütfen Tunç Soyer Bey'e de sesleniyorum, buradan belediye başkanımıza, Vali Bey'e de sesleniyorum. Lütfen, lütfen, lütfen şehitlerimizi anımsayacağımız kurtuluşumuzu, o müzeyi, ben yarısını karşılayacağım, söz veriyorum Fatma Hanım. Çok teşekkür ederim. Burada televizyonumuz, Atürk Televizyonu, İzmir Televizyonu, iki televizyonumuz ortak yayın yapıyor. Evet. Söz veriyorum. Maddi olarak yarısını ben karşılayacağım ama kazandıralım biz bunu İzmir'e. Çok haklısınız Remzi Başkanım. Size her konuda destek, hele hele bu çok konuda. Gerçekten az önce bu panoramik müzeden bahsettiniz. Nedir panoramik müze? Şimdi panoramik müze, evet, bazen fotoğraf çekimi 3D dediğimiz, hı hı, yani 3 boyutundan görebiliyorsunuz. Evet.
Ama bizim olayımızda üç boyutu geçiyor ya. Yani. Bunu ben panoramayı heykellerle birebir yapmışım. Evet. Heykellerle birebir yani. Daha doğrusu dört boyutluymuş bu. Şu anda bir çalışma yapıyoruz Fatma Hanım. Evet. Bunlar heykel kategorisinde. Bunları yine sizin gibi değerli bir hanımefendi boyuyor. Evet. Kamuflajların daha gerçekti. Ama burada bir hanımefendiden Meryem ablam var benim. O da giyimlerini yapacak bunların. Bebekleri yapıyor. Meryem Pişkinkaya. Benim Vatan Yıldızları Vakfı İl Başkanlığı'nda yönetim kurulu yer. Elbiseyle gümbür gümbür bir müzemiz geliyor. Sizin dediğiniz Panorama Müzesi'nin kıyafetleriyle birlikte. İnşallah. Türkiye'de değil. Başkanım, inşallah. Rusya'da değil, Avrupa'da değil, Asya'da değil. Dünyada eşi benzeri olmayacak bir müze geliyor. Büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Gelecek inşallah. İnşallah. Türkiye'de yaptığınız müze eserleri nerede var şu an? Nerelerde var? Evet. Çanakkale'de var. Evet. Çanakkale ruhunu yansıtan. Evet. Kırkağaç'ta var ama orası alayın içinde. Hı hı. Hem Çanakkale ruhu, hem Dumrupınar, hem Kurtuluş Savaşı. Manisa'da var, Ankara'da var, Burdur'da var. Daha başka yerlerde var. Ama Çanakkale şeyde Kırkağaç komando olayının içindeki çok önemli. Evet. Neden önemli? O zamanın alay komutanıyla ben görüştüm. Dedim ki komutanım bir farkındalık yaratalım eğitimde. Yüzde kaçı Doğu Güneydoğulu burada askeri? Yarıdan fazla dedi. Peki Çanakkale'ye giderseniz dedim 57. alayda kimleri görüyorsunuz? Hı hı. Doğusunu görüyorsun, batısını, güneyini, kuzeyini, Anadolu'nun, doğru mu? Doğrudur. Musul'u, Kerkük'ü, Trablusgarp'ı. Şimdi kırsaldan gelmiş bir asker, eline silah almamış hiç, amatörce geliyor oraya. Evet. Komutanlarıyla ilk defa tanışıyor, strese giriyor, çekiniyor, korkuyor. Kısa bir dönem yetiştiriyor, sonra da doğuya, güneydoğuya savaşa gidiyor değil mi? Evet. Dedim ki biz bu kahramanlık müzesini yapalım, eğitime girmeden önce buradan bir geçsin, farkındalık yaratalım dedim. Alay komutanı ayağa kalktı. Remzi abi sen ne dediğin farkında mısın dedi ya. Farkındayım. Ben de elimi cebime atacağım. Bitirdik. 200 kişi alıyor asker. Dedim ki doğudan güneydoğudan harman et askerleri koy buraya. Komutan sen de sivilleri giy arkada otur. Psikolojik yapındığı farkındalığı gör. Çocuklar gülerek girdiler. 200 askerimiz hepsi ağlayarak çıktı oradan. Yetmedi. Bu müzeyi nasıl çalıştırmaya başladı? Cebinde parası olmayan askerlere bu sefer dışarıda okullara açıldı müze. Bergama'dan, Kınık'tan, Akhisar'dan okullar geliyor. Bu sefer parası olmayan askerlerimize katkı sağlanıyor orada. Bunlar ciddi projeler. Evet. Yani böyle değişik illerimizde müzelerimiz var. Remzi Başkanım siz her şeyinizi, yüreğinizi, duygularınızı çok sağ olun. Ortaya koymuş bir insansınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten az önce Vatan Yıldızları Vakfı'ndan bahsettiniz. Vatan Yıldızları Vakfı'nın açılımı nedir? Evet, şimdi Vatan Yıldızları 15 Temmuz evet. Türkiye Cumhuriyeti için bir milat. Evet. İzmir'in kurtuluşunda İzmirlisiniz. Evet. İlk kurşunu atan kim? Hasan Tahsin. Hasan Tahsin. Hasan Tahsin'in ilk kurşunu İzmir'in kurtuluşunun dönüm noktasıdır. Doğru evet, mu? Evet, doğrudur. 15 Temmuz'un ilk kurşunu atan dönüm noktası kim? Evet, Ömer Halis Demir. Ömer Halis Demir. Hepsini rahmetle anıyoruz. Bu kahramanımız ilk kurşunuyla o kalkışmanın önüne geçilmenin de ilk adımı atılmış oldu. Evet. FETÖ denen lanet kardeşi kardeşe kırdırdı. Bu kahramanımız, şehidimiz sayesinde milat oldu. Evet. O kalkışma önlendi. Hala da mücadele ediyoruz. Doğru mu? Doğru. Doğrudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
öneriler doğrultusunda Ömer Halis Demir, orada bizim logolarımız da var, belki rejimiz sunacak. Evet. Ömer Halis Demir adına kardeşi Soner Halis Demir tarafından Vatan Yıldızlar Vakfı kuruldu. Muhteşem. 2018'de. Geçiş tarihiniz mi? Evet, onlar değil, şeye girelim. Logolar galiba bir sonraki programı diye herhalde reji almadı onları. Ayrı bir program yapalım demiştik. Ben devam edeyim. Kuruldu. Kurulduktan sonra benim bu olaylar basında Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, diğerleri basında böyle tüm Türkiye geneline yayılınca bana yukarıdan bir teklif geldi. Dediler ki böyle dolu dolusun. Buyurun ekranda şimdi bizim Vatan Yıldızlar Vakfımızın logosu. Evet, Ömer Halis Demir. Ömer Halis Demir, rahmet eylesin. Hatta orada tamam, bizim Ankara'daki genel merkezimiz. Bir de yönetim kurulumuz olacaktı herhalde 8 kişiden. Evet, burada. Teklif ettiler, dediler ki böyle böyle şehit ve gazilerimiz adına kurulan bu şeyin İzmir İl Başkanlığı'nı ediyorum desen de etmiyorum desen de size veriyoruz, sizi atıyoruz. Dedim nasıl edilmez böyle gururlu bir şey. Vatanın bekası varsa, bayrağın, evet, namusu varsa, bu şehitler bizim başımızın tacıysa, Ömer Halis de bir kardeşinin ailesinden değil, elinden çıkmış Anadolu'ya mal olmuş yani. Bundan gurur duyulmaz mı? Ben sağ olsun televizyonumuzun imtiyaz sahibi Hakan Bey'le görüştüm. Dedi ki, Remzi abi bu konuyu dedi apayrı bir işleyelim programla. Çünkü çok hassas ve güzel bir, evet, konu. Allah razı olsun Hakan Bey'den. Tekrar onu beraber bir işleyeceğiz. Nedir? Şehit ve gazilerimiz. Evet. Sadece Ömer Halis Demir adına değil. Çanakkale'de şehit olanlarımız da, Kıbrıs'ta da şehit olanlarımız da, Doğu'da, Güneydoğu'da şehit olanlarımız da, Dumlupınar'da şehit olanların tüm şehitlerimiz, polislerimiz var, özel hareketçilerimiz var. Daha dün dedik bak kabarda. Bunların ailelerine sahip çıkmak, çocuklarına sahip çıkmak, onların okul hayatlarında vakıf olarak katkıda bulunmak. Resmileştik şu anda. İl binamızı açtık, hayata geçirdik. Sizleri de bekleriz olsun ya. Bu sayede izleyicilerimize Vatan Yıldızları hakkında da bir nebze de olsa tamam, bilgimizi vermiş olduk. Bir nebze, evet, sağ olun. Evet. Teşekkür ediyorum. Hakan Bey'e de ben Hakan Bey'e çok özel teşekkür ediyorum. Saygıdeğer babalar benim canım ciğerim. O bir tane insan. Evet. Daha önce ben bu kanalda şey yapıyorduk yani ezber bozan olarak programlar yapıyordu ama işte pandemi girdi araya, o girdi, bu girdi. Allah razı olsun hepsinden de. Salih Erkek Bey'den, evet, Hakan Bey'den bir araya geldiler. Bir araya gelişleri esnasında benim de fikirlerim oldu sağ olsun. Ben onlardan yaşça büyüğüm. Çok gururluyum. İnşallah daha ileriye götürürler. İnşallah. Bu gibi programlarla dolu dolu. Gördüğünüz gibi çantalarımı doldurdum, evraklarımı doldurdum. Biz burada soyut konuşmuyoruz, yüzeysel konuşmuyoruz. Belgelerle, daha çok var konuşacağımız. Evet. Vatan Yıldızları'na dediğim gibi Hakan Bey'e riayet edelim. Onu ayrı bir programda, evet, işleyelim. Evet, en azından dediğim gibi seyircilerimiz de bu konu hakkında bilgi vermiş olduk, tanıtmış olduk kısa bir nebze de olsa. Evet, evet, çok sağ olun ama yine de o konuya değindiniz. Teşekkür, evet, onu yani değinmeden geçemezdik. Çünkü burada çok güzel dediğim gibi askeri çalışmalarımız onlar da var. Onlar bizim her şeyimiz. Evet. Ayrıca, biz onların sayesinde burada konuşuyoruz. Aynen. Rahat uyuyoruz. Aynen. Evet. Bir de Remzi Bey bir şey sormak istiyorum. Foça'da İçişleri Bakanımızın açtığı bir projeniz vardı. Türk Yolu. Evet. Sanırım Türkiye'de bir ilkti. Açıklar mısınız? Nedir bu eserinizin özelliği? Şimdi Türk Yolu'nu biz biraz önce kısmen, evet, geçmiştim. Ya ismini söyleyeceğim yani söyleyeyim. Bunun için gurur duyuyorum. Evet. Yani en azından soy ismini söylemeyeyim. Belki televizyon kanalında Vedat Paşa'm var. Paşa'mız, generalimiz. Foça Komando Tümeni
ve okul komutanı. Ona da birlikler bağlı. Kendisiyle çok uzun süreden beri tanışırız. Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirmiş olduğu ender paşalarımızdan bir tanesi. Bana çok benziyor. Hangi yönü? Çalışkanlık. Çalışkanlık. Hangi yönü? Uyku uyumama yönü. 7/24. Dedi Remzi abi, kardeş diye arar. Kardeş, evet. Şu sen küçük heykellerinden bana bir 20 tane getir. Misafirlerim gelecek. Ama biraz hazırlıklı gel. Bunun büyüğünü yapabilir miyiz? Tabii paşam hemen derhal. Gittim. Anlatıyor. Hepsini not aldım. Şuradan bir tane, şunu alabilir mi oradan bir tanesini mesela? Buyurun. Böyle heykelimize baktığımız anda elindeki yerli ve milli silahtır. Bakın buradaki telsizleri yerlidir, bıçakları milli, yerli, sırt çantası, her şey yerli. Bu heykelin üstünde tam 24 maddelik paşamın izah ettiği şeyleri o anlattı, ben dinliyorum, not alıyorum, ona göre yaptım bunu. En ince ayrıntısına tamam kadar. Tamam, şimdi büyüğüne başlayalım. Büyük heykeli yaptık. Derken dedi ki kafamda bir şey daha var. Fikir. Tabi paşam, köyler, kasabalar, evet, ilçeler, illerin şehit mezarlıklarıyla dolu, dünyada böyle bir ülke daha göremezsin. Sevgili abim, sanatkarsın. 1071'den başlayacağız. O günden bugüne gelin, evet, 10 bin ismi bulunan şehidimizin bir şehitliğini yapacağız. Birlikte. Evet. Bütün fikirler benden. Her zaman üretici yönünüz, fedakar, evet, yönünüz. Üretim senden. Evet. Ama bir de Türk yolu yapacağız. Hı hı. Yani her adımımızdan böyle geçerken geçmişimizi iyi bilelim ki, evet, geleceğimizi ona göre tayin edelim. Çünkü köyümüzden alçaylara kadar mezarlık şehitlerine dolu. Onların kanlarıyla bu ülkenin harcı kuruldu. Ve biz Türk yolunu öyle başladık. Yeni bir çalışma da şu anda çalışmanın içindeyiz nasip olursa. Evet. Çünkü bu generalim sadece bu eserlere değil, kendi mesleki dalında da çok başarılı onlar anlatıyor bana. Mesela şurada şöyle ben biraz göstereyim. Buradaki bir askerin daha profesyonel yetişebilmesi için, evet, amatör değil de profesyonel, hı hı, neler yapılabilir, neler yapamayız, birlikte çalışıyor. Ben sivil ayağını oluşturdum, böyle devam ediyor. Evet, şimdi yani Türk yolumuz ve diğer şeylerimiz şimdilik bu kadar olsun. Değil mi? Evet. Şu gazeteden de biraz bakıp şey yapalım. Evet. Sayın... Bunu tespit. Ben yine evet, bu heykeltıraş, bu ressam Remzi Doğan aslında büyük mucit ve bir klasör. Bunu yani yine vali beyimize, büyükşehirimize, ilçelerimize söylüyorum. Böyle bir klasör patentli, 76 patente sahip, nesli tükenmiş bir kainat kuşu değil İzmir'de, Ege'de. Tek kişisiniz başkanım, tek kişisiniz. Yok. Gelin bunu hep birlikte hayata geçirelim. Evet. Ben geldim gidiyorum, 65'i geçmişim, İzmir'e faydamız olsun. Şimdi burada hemen diğer maddeniz vardı herhalde, soracağım diye not almışız. Hı hı. Haber dalında Doğan Haber. Ben 3-4 yıla varan bir mahkeme sürecim vardı isim benzerliğinde. Evet. Allah'a şükür kazandık. Doğan Haber şu anda test yayınına başladı, televizyonu başladı, radyosu başladı. Tebrikler başkanım. Onun yanında yine diğerleri ama buranın sahibi Hakan Bey, yine buranın sahibi Salih Erkek Bey. Birini bu omzuma alırım, diğerini de bu omzuma alırım. Abileri olarak burada ben onları
Konak Meydanı'na kadar buradan taşırım. Evet. Allah razı olsun, açıyorlar, kamuoyuyla bizi buluşturuyorlar. Evet. Bütün gazetelere baktığımız anda manşetlerde dolu dolu geliyoruz. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Şurada bu çok önemli. Geçmişten bugüne gelen bir tarih var elimizde. İzmir'in tarihi böyle yazılmadı. Buyurun. Bakın. İzmir ve Buca'nın geçmişten gelen tarihi. Manşet. Buca'nın tarihi, İzmir'in tarihi. Evet. Gazetem İzmir'de renkli Salih Bey sayfa sayfa ayırdı. Bu şekilde bir tarih yazılmadı. Yok. Evet. Başka hiçbir manşetlerde, gazetelerde göremezsiniz. Milattan önce 3000 yıllarında başladım, getiriyorum. Hala yazıyorum. Belediye başkanımız, valimize yine buradan sesleniyorum. Gelin bakış açımızı değiştirelim. Hep aynı yerden bakmayalım. Klasik olmasın. Bak böyle bir deli var. Bu deliyi iyi kullanın. Ve deli demişken Remzi Başkanım. Evet. Anadolu ve vatan delisi diyorlar sizin için. Evet. Şimdi o zaman bu deli fıkrasını anlatıp programımızı da dolduruyoruz herhalde. Ege Ordu Komutanımız. Evet. Yıl 2012. İstikam Komutanımız var. NATO'dan albaylar vesaireler. Biz orada eğitimle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Evet. Şu andaki Hava Kuvvetleri Komutanımız Hasan Paşa'm, başımın tacıdır. Çok iyi tanışıyoruz arkadaşım. Orada çalışırken benim ve hal ve hareketimi şey yapınca, görünce dedi ki Anadolu'sun, Karakeçirlisin, Kırıkkaleli'sin. Ya dedi, o bölgelerde insanlar lakabıyla anılır genelde. Evet. Bir lakabı var mı lakabı? Var dedim paşam. Nedir? Deli. Deli. Bizim deli geldi. Bizim deli gitti. Bizim deli, deli Remzi. Evet. Tamam da neyin delisisin sen? Ya. Neyin delisin? Çok dikkatli dinleyin, reji de dinlesin. Bu fıkrayla bitireceğim. Bu deli fıkrasını ben anlatırken bugün burada. Evet. Osmanlı 630 yıl yaşamış. Hı hı. 100 yılda bizim şu anda Türkiye Cumhuriyeti tarihini sayarsak Fatma Hanım 730 yıl. 730 yıl öncesiyle bugünü düşünerek bu fıkrayı dinleyin. Lazım olacak. Peki. Tamam mı? Osmanlı İmparatorluğu'nu biliyor musunuz? Evet. Osman Bey'i biliyor musunuz? Kurucusu. Genel, evet. Şehidi Bağlı. Kurduran kişi. Hı hı. İlim adamı, alim. Şey Edip Ali bir gün elinde asası, beyaz sakalıyla bir kayanın üzerinde durmadan asasını yere vuruyor. O zaman beylik bunlar tabii. Kayı boyunda. Bu arada üç tane yine yaşlı, yaşını başına almış geliyor. Diyorlar ki şeyhim nedir bu düşüncen senin? Niye bu kadar düşüncelisin? Durmadan yere vuruyorsun asayla. Ağlar diyor. Pardon. Tabii ki. Önemli. Ağlar diyor. Ne olacak bu halimiz diyor ya. Yazın göçüyoruz, kışın göçüyoruz. Adımız göçer olmuş. Ya gelin bir devlet olalım artık diye düşünüyorum. Ne dersiniz diye diyor. Vallahi iyi diyor ya. Şeyim hemen diyor Edip Ali. Evet. Tamam o zaman. Mutabık mıyız? Mutabıkız. O zaman söyleyin bizim deliye diyor. Osman'a diyor. Hazırlıkları yapsın, devletin de başına geçsin. Öyle deyince diğer üç kişinin suratı asılıyor. Evet. Hayrola diyor. Ya diyor şeyim bula bula buldun da bizim deliyi mi buldun sen? Ertuğrul'un mu oğlu? Evet. Ama Ertuğrul'un bir oğlu daha var Savcı Bey. Ya beş vakit namazını kılar, niyazını kılar. Yetmez bir o kadar kaza yapar. Her zaman sizin bu diziniz dibinde, dergahta böyle bir adam varken diyor, niye sen gidiyorsun deliye ya? Yok yok diyor, gidin siz tamam ya. Bunlar gidiyorlar. Ya nasıl ikna ederiz? 10 kişilik bir heyet kuruyorlar. Bak geçmişi düşünerek bugünü de iyi dinle. 10 kişiyi gönderiyorlar. Gene kabul etmiyor Edip Ali. Hayır hayır gidin diyor. Bu sefer başka bir formüle geçiyorlar. Gerçek bir deli daha var orada. İncili Çavuş.
İncil'i çavuşa bir şeyleri anlatıyorlar. Diyorlar ki git şeyhi anlat bunu. İncil'i gidiyor, şeyh Edebali'nin huzuruna geçiyor. Ey şeyhim diyor, hayrola diyor. Bir deli yetiyordu, ikinci deli de sen başımıza mı getiriyorsun diyor. Duydum ki devlet oluyormuşuz. Evet İncil'i diyor. E başına da bizim Deli Osman'ı getiriyormuşum. Evet diyor. Bırak diyor yani. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim diyor. Senin kıza asılıyor bu diyor. Eyvah eyvah. Hani öğrettiler ya. Evet. Senin kıza. Edip Ali devlet kurmak gibi büyük bir planı varken yani kızıyla namusuyla karşı karşıya kalıyor. Üstelik İncil'inin ağzında. Geri yaslanıyor şöyle bir. Düşünüyor, düşünüyor. Diyor ki İncil'i bak şu karşıda ne duruyor? Davul. Al onu. Burada da tokmağı duruyor. Onu da al. Sokağa çık o zaman küçük. Ahaliyi topla. Evet. Ben geleceğim konuşma yapacağım. Ahali ne derse onu yapacağım. Yani demokrasiyi işletiyor. İncil'i alıyor güm güm güm. Ey ahali çok seviniyor ama. Öbürleri de çok seviyor. Tamam bu iş diyorlar yani. Plan tutuyor. Güm güm ey ahali şeyhimiz gelecek konuşma yapacak. 7 yaşından 70 yaşına kadar meydanda toplanacaksınız. Bir gün devletin başına geçecek kişiyi kararlaştıracağız. Tamam. Toplanıyorlar 7 yaşı 70 yaş. Ey oğul Osman 5 adım öne çık. Savcı bey sen de çık. Ahali siz de dikkat, bir şöyle daire oluşturun, yarım ay oluşturun. Size 5 soru soracağım ortak. Evet. Siz de dinleyeceksiniz ahali. Sonra siz ne karar verirsiniz ben onu yapacağım. Soru 1. Savcı bey. Abdestle namazlar nasıl iyi şeyim? Bir o kadar da kılıyorum. Kılıyorum bir madde. Bir o kadar da kazıyorum. İyi güzel. Ava gider misin? Şeyim. Ben karıncayı incitmem ki hava gideyim. Tamam. Güreş tutar mısın? Yok. Cirit atar mısın? Yok. Ata biner misin? Yok. Kavga eder misin? Ya şeyim diyor namazından, niyazından kavganın diyor şey uyuşmaz ki. Tamam oğlum bitti diyor. Ey Osman gel bakayım. Aile iyi dinleyin. Madde 1. Abdestle namazla şeyim diyor ben çok sosyalım. Bir cumalara gidiyor ya bizi kaçırıyor. Öbür kardeşi ne yapıyordu? Kılıyordu değil mi? Evet. Peki diyor güreş tutuyor mu? Şu ana kadar diyor hiç yıkıldım olmadı. Ey oğul Osman diyor ok atışını, yay atışını biliyoruz. Ata binişini de biliyoruz. Son soru. Ava gidiyor musun? Şeyhim diyor ben ava gitmezsem ahali aç kalır. Tamam mı? Evet. Ha, millet sus pus. Ondan sonra diyor ki ey oğul Osman sana bir soru fazla soracağım. Benim kıza da asılıyor musun diyor. Hani asılma şimdiki zamanın sözü de. Evet. Öyle deyince Osman böyle toparlanıyor, ilikliyor. Şeyim diyor, Allah'ın izni peygamberin kavmiyle istemeye gelecektim ama diye eğilince oğul diyor, boş ver ammayı, verdim gitti, verdim gitti diyor. Gerçek. Evet. Kişileri anlatıyor. Aynen. Büyük adammış Edip Ali. Bir, namusunu kurtardı. Evet. İki, Osman Bey damadı oldu. Değil mi? Evet. Üç, sistem yerine oturdu. Sonra diyor ki, ne diyorsunuz Ali? Ali ne desin? Şimdi Osman Bey, Edip Ali'nin damadı. Verdim gitti diyor. Bir şey yok. O kadar iyi niyetli ki Osman Bey, evet, şeyhin kızını isteyecek, hı hı, onunla bir arkadaşına söylüyor. O da gidip vesvese yaparak, dedikodu yaparak kardeşi kardeşe vurdurmanın böyle şeyini yapıyorlar. Ya. Ama şimdi günümüz düşünün. Evet, maalesef evet şu anda var. Fatma Hanım evet, bağladım, bitiyor. İşte o meşhur söz var. Ey oğul diyor, atın iyisi doğru, yiğidin iyisi deli olur. Ey oğul, atın iyisi doğru, yiğidin iyisi deli olur. Bin atına sür. 630 yıl sürüyorlar. 630. Anladın mı şimdi delinin hikayesini? Evet. Evet. Buyurun. Sevgili izleyicilerimiz, Sayın Remzi Doğan Başkanımıza
Bu güzel programı için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah evet. Tekrar Ezber Bozan çok programımızda bir araya gelir. Daha farklı konularla seyircilerimizle buluşuruz. Çok çok teşekkür ederim Rezi Başkanım. Size, Fatma Hanım, önce size teşekkür ediyorum. Bu arada sizin paylaşımınızı ben söyleyemeden geçemeyeceğim. Evet. Hep tek kare paylaşılırdı. Siz iki kare yapmışsınız. Kamera arkasını daha bir stüdyoya girmeden anlatmış, duygularınızı evet. söylemişsiniz. Bundan çok bir takdir aldınız. Ben çok onu teşekkür söyleyeyim. Teşekkür ederim, sağ olun. Öyle sanıyorum televizyoncu arkadaşlarımız da bundan sonra onu bir klasik haline getirirler herhalde. Bu bir. Yeni bir akım başlayacak. Evet, bir. Daha önce programlarımızı ben de yapıyordum, izliyorum da. Yüzeysel oluyordu. Evet. Soyut oluyordu, soyut, somut değil. Şimdi beş duyu çalıştırdık biz. Belgeler burada, deliller burada, heykeller burada, anlattıklarımız, icraatlarımız burada. Bu programı sunan Fatma Hanım'a teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Rezi Başkanım. Bu programın hakkını zengin bir şekilde bize veren Atürk'ün sahibi Hakan Bey'e, yine İzmir TV'nin sahibi Salih Erfik Bey'e, Hakan Bey'in babası özellikle Engin abiye çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizi İzmirlilerle buluşturdukları gibi aslında dünyaya da açılan kapı bura, Türkiye'de de buluşturdular. Efendim iyi günler diliyoruz. Şimdi Rezi Başkanım son olarak ne yapıyoruz? Sevgiyle, evet, kucaklarımızı biz açıyoruz. Evet, bu benim tescilli. Evet. Kucaklıyoruz herkesi, ayrıştırmıyoruz. Evet, her zaman. Ayrıştırmıyoruz. Bir gün anlatacağız onu. Neden gecenin karşısında gündüz var? Neden beyazın karşısında siyah var? Neden cennetin karşısında cehennem var? Neden meleklerin karşısında şeytan var? İnşallah onu da işleyeceğiz. Önümüzde aslında iki maddelik bir yaşam var. Sadece tercih. Ya siyahı seçeceğiz ya beyazı. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok çok, teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakal Türkiye. Sağlığınız, varlığınız olsun. We'll be right back.